Bismillahirrahmanirrahim. A.F. İlahiyat Arapça 3 bölüm 9 5 alt başlıktan oluşuyor. Giriş Dil bilgisi olarak mef'ulü leh ve mef'ulü fihi göreceğiz. Mef'ulü leh diğer adı ile mef'ulü li ecli. Diğer adı ile mef'ulü min li ecli. Demek ki 3 tane ad var. Mef'ulü leh ile mef'ulün li ecli ile mef'ulün min ecli üçü de aynı şey ifade eder. Yapılan bir eylemin fiilin davranışın nedenini bildiren kelime budur. Bir ögedir. Bir de mef'ulü fih var. Mef'ulü fih dediğimiz şey de bir eylemin nerede ve ne zaman. Yani mekanı bildiriyor ve zamanı bildiriyor. Bu tür kelimelere de mef'ulü fih demekteyiz. Kabaca dil bilgisi bundan ibaret. Sonra artık okuma parçasına geçiyoruz. İki üniversite öğrencisi arasında bir diyalog. Hivarun bir diyalog. Arasında beyne dali beyni. İki öğrenci arasında. Camiiyni. Camiiyyeyni ne demek? Üniversiteli öğrenci. Üniversiteli iki öğrenci arasında. Üniversiteli, üniversiteye mensup, mensup, üniversitede okuyan Halid'un Halit ile Selim arasında bir diyalog. Halit diyor ki: "Merhaba. Mine ente? Sen nerelisin?" Selim: "Ene min Misra. Ben Mısırlıyım." Halit tekrar: "Lima niçin eteyte Sen geldin ila Türkiye. Türkiye'ye neden geldin?" Selim: "Eteytü. Ben geldim ila Türkiye. Türkiye'ye. Bale ben lil ilmi. ilim için. ilim öğrenmek için, tahsil etmek için geldim." fil camiati üniversiteye. Üniversitede ilim tahsil etmek için Türkiye'ye geldim. Eteytü geldim. Niye? Taleben, talep için. Sebep bildiriyor. Neyi? Fiilin sebebini bildiriyor. Öyleyse burası mefulu li ejli olmakta. Halit diyor ki Cemil güzel. Eyne <laughs> ke senin fakülten nerede? Selim külliyeti benim fakültem huna şurada fi vesadil medineti şehrin ortasındadır. Ney karşısında? Mukabile mevkifil hafilat. El hafilat otomobil. Otobüs daha doğrusu. Otobüsler. lercimi bir kelime. Mevkif durak. Otobüs durağının karşısında şehrin ortasındadır. Vesat, yup. orta bir mekan bildiriyor. Dolayısıyla mefulu fihtir. Halit keyfe vecedte et talime indena Keyfe nasıl vecedte sen buldun et talime eğitimi indana burada. Buradaki eğitimi nasıl buldun? Silin vecedtuhu ben onu buldum mümtaz. Çok iyi buldum. Halid ila eyne tezhebu el an. Şu an şimdi nereye gidiyorsun? İla eyle nereye? Tedhebu. Gidiyorsun. Gideceksin. El ane. Şimdi. Selim cevap verir. Ezhebu. Ben gidiyorum. İlal mescidi. Mescide doğru. Niye? Li edai salati zuhri. Öğle namazını eda için. Öğle namazını kılmak için. Mescide doğru gidiyorum. Niçin? Eda için. Ha, bu gidiyorum. Niye gidiyorsun? Eda etmek. Kılmak için. Öyleyse mef'ulun le li ecli. Diğer adıyla mef'ulu le. Diğer adıyla mef'ulu min ecli. Halid diyor ki mescidu garibun minhuna. Mescid buraya yakın mıdır? diye soruyor. Selim dağım, evet. El mescidu mescid halfel külliyeti. Fakültenin arkasındadır. Nerede? Halfe arkasında. Öyleyse mefhulün fi Mekan bildiriyor çünkü. Heyya haydi nedhebu gidelim ma'en beraberce. Niye? İrza'en. Rızasını kazanmak için. İllahi Teala. Yüce Allah'ın rızası için. Demek ki gitme nedenleri irza. O zaman bu da nedir? mef'ulu li eclihtir. Yapılan eylemin sebebini bildiriyorsa mef'ulu li eclih. Eğer bir mekan veya zaman bildiriyorsa bir kelime ona da mef'ulun fih diyoruz. Halid. Hel indeke vaktun ba'de salati. Ba'de sonra salat namaz. Namazdan sonra vaktin var mıdır diye soruyor. Neyden sonra? Namazdan sonra. Bir şeyin sonra vakit. Yani burada ifade ediyor mekan da ifade edebilirdi yani. Karşıdaki binadan sonraki bina dersen bu durumda mekan ifade ederdi. Ama an itibariyle zaman ifade ediyor. Dolayısıyla full fihtir. Namazdan sonra vaktin var mı? Selim. ne evet var. Halit diyor ki o zaman yucedu inda mevkifil hafileti. Otobüs durağının yanında bulunuyor. Vardır. Ney? Bir lokanta. Cemilun. Hem de hoş. Litena vel el, el gada ma'an. Birlikte orada yemek yiyelim diyor. Öğle yemeğini birlikte yiyelim. Selim. Hel taksidu. Hel taksidu. Kasada yaksidu taksidu. Ente. Med'amel medineti. Sen kent lokantasını mı kast ediyorsun? Halit. Naam evet. tuhu Onların yemekleri. Ve tuhu ve onların kızartmaları lezizetun cidden. Gerçekten çok lezizdir. Ve sahibul med'ami ve lokantanın sahibi yebdülü küllema, ma gayret ediyor. Külle ma fi rusu'i tüm gücüyle elinde gelen tüm çabayı sarf ediyor. Niye? İrza'en memnun etmek için. Kimi? Li inihi müşterilerini. Yebdül gayret ediyor bu kişi. Niye? İrza'en memnun etmek için. Demek ki ellemiz sebebini irba kelimesi bildiriyor. Öyleyse yine mefhulun li ecih oldu. Ferihade sebebi işte bundan dolayı neyden dolayı? Yani lokantanın sahibi olanca gayretiyle müşterilerini memnun etmeye çalışıyor ya. İşte bu sebepten dolayı. Tera ente sen görürsün. Ennase insanları yenteziruna beklerken. Neyin önünde beklerken? emame babil met'imi lokantanın kapısının önünde. Nerede bekliyorlar? Önde. Burası da bir mekan belirttiğinden dolayı mefhulü fihtir. Zuhran öğle vaktinde insanların beklediğini görürsün. Asran ikindi vaktinde, mesain akşam vaktinde bile kuyruk vardır yani. Boş yer olsa da otursak. Hatta sabahen, sabah vaktinde bile bir kuyruk olduğunu görürsün. Niye bekliyor bu insanlar? Li yecidu bulmak için ne maideten bir sofra ki haliyeten boş ki bir dahil oraya girmek için İçine girilebilecek oturulabilecek yani e, boş bir sofra boş bir masa aradıklarını görürsün liyeci du bulmak için dedik Selim diyor ki Hasanen güzel peki ne de bu gideriz bayla salatı namazdan sonra Halit diyor ki şükran o zaman teşekkür ederim yani madem öyle İsra 31, Leyl 1 ve 2. ayetlere bir göz atın denilmiş. Bakıyoruz. Ve la tektulu öldürmeyin evladiküm. Çocuk çocuğunuzu haşyete imlagin. Fakirlik korkusu, geçim korkusu nedeniyle. La tektulu öldürmeyin. Niçin? Haşyete imlagin. Geçim sıkıntısı, korkusu. Haşye korku demek korkusu sebebiyle sebep bildirmekte. Mef'ulu li ecdihtir. Fiilin sebebini bildirmektedir. Ve leyli gece yemin olsun. Ne zaman? İza yaşa örtü, bürüdüğü vakit. Yani karanlığı çöktüğü vakit. Vakit yani zaman bildiriyor. Ve nehari gündüze de yemin olsun. ida tecelle aydınlandığı vakit. Bir zaman ifade ettiğinden ida yaşa ida tecelle buralar. Dolayısıyla Buralarda yani ida özellikle tecella fiildir, yavşa fiildir. İdalarda zaman zarfıdır, mefulu fihtir. Okuma metni bitti, sıra D bilgisine geldi. El kavaidu el mef'ulu lehu. El mef'ul yapılmış kim için? Lehu felence için, o kişi için, her kimse artık. O sebepten dolayı. Evvela mef'ul leh işleyeceğiz. Mef'ul leh evvela dikkat Arapçada fiil cümlelerinde konumuz fiil cümlesi, isim cümlesi değil. Fiil cümlelerinde fiilin oluş nedenini, sebebini açıklayan belirsiz yani nekre mastarlar mef'ul leh olarak adlandırılır. Mef'ul leh cümle darıyorsan evvela onun nekre olmasına yani eliflamsız olmasına dikkat etmelisin. Aynı zamanda bunun mastar olmasına dikkat etmelisin. Mana olarak baktığında da fiilin yapılış sebebini bildiriyor olması gerekir. Cümlede de onu niçin sorusunu sorarak alacağın yanıttır yani o şekilde bulabilirsin. İlim öğrenmek için Ankara'ya gittim. Ankara'ya niye gittin sen? İlim öğrenmek için. Ha demek ki mef'ulü li ejlih burasıdır. Bale ben talep için. Şimdi burada anlatacak bazı şeyler daha var. Mefulun li iki tür kullanımı vardır. Bir harfi cersiz, iki harfi cerli kullanım. An itibariyle harfi cersiz görüyorsunuz. Sağ tarafta ila var ama peşine Ankara kelimesi gelmiş. Burada harfi cerli olmasından maksat harfi cerrin kendisine bitişik olması. Harfi cer ile mef'ulü lehin arasına hiçbir kelimenin girmemesi kastediliyor. Ya öyle kullanılır ya da harfi cer bizzat mefûlü bitişmiştir zaten. İki şekilde kullanım var. Mefûlü lehin kullanımı. Bu durumda mefûlü lehin olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki şartların mevcut olması gerekir. Mefurleh leh diyeceğin kelime cümledeki fiilden bir mastar olmalı. Şimdi mefûlü leh cümledeki fiilin mastarı dışında bir mastar olmalıdır. Ne demek istedi? Cümledeki fiil hangisi? Safhara fiili. Tu fa'ildir. Dalaben de mefurleh olarak kullanacağımız kelime. Dalaben e, mastarı ve leh yani cümledeki fiilin fiil hangisi bu? Onun mastarı dışında bir mastar olmalı. Evet. Safhara'dan bir mastar değildir Dalaben. Nasıl anladın? Ya kelimesinde bir defa ba var. da o harf yok. Saferada sin var, daleben kelimesinde yok. Dalebende ba var, saferada yok. Yani harfler tutmuyor. Tüm harflerin tutuyor olması gerekirdi. Aynı kökten olabilmesi için. Demek ki safer kökünden bir mastar değildir daleben. Evet, ilk şart tuttu. İki, Bu mastar eylemin gerçekleşmesinin nedeni olmalıdır. Yani niçin diye sorduğumda mastar bana cevap verebilmeli. İlle de o mastardır diye mefulu li olduğunu iddia edemezsin. Cümledeki eylemin sebebini bildiriyor mu? 3. Kelimelerin nekre olması lazım. Böyle ben nekredir. Herhangi bir isme muzaf olmamalı. Muzaf değil zaten. Lil ilmi. Li harfi El ilmi mecrur etmiş. Talebe muzaf değildir. Çünkü temin zaten. Fiilin failiyle mefulün lehteki eylemin sahibi aynı olmalıdır. Cümlede yani bir tane fail var ve o fail hem fiile hem de mefulühe etki yapıyor. Bu şekilde olmalı ayrı ayrı failleri olmamalı. İnceleyelim demiş. Ekra'u hubben fil ma'rifeti. Yukarıdaki inceledik aslında. Aynı şeyin burada tekrar edilmiştir. Hubben kelimesine baktığında şarttan her biri tutmakta. Bir defa cümlenin, fa, cümlenin fiili olan kara değil. Başka bir fiilin mastarıdır hubben. Ekra'u. Yani kara edir bunun mazisi. Müfet müzeker gaybi Kara e. Kara'ya baktığında bir defa içinde kaf var. Hübben'e baktım da kaf yok. Demek ki hübben garaya kökünden bir mastar değildir. Hübben ben mastarı okuma eğiliminin gerçekleşme nedenidir. Ekra ben okuyorum. Niye? E, hübben sevdiğim için. Onun sebebini bildirmiştir. Herhangi bir mastar değil. başı boş değil. Sebep bildiren mastar. Nekre midir? Evet. Herhangi bir isim muzaf değildir. Doğru. Failiyle, fiilin failiyle bunun fail aynıdır. Yani ne demek bu? Ekra ben okuyorum. Ben, ben, ben neden okuyorum? Ben sevdiğim için. Yani sen sen sevdiğin için değil. Ben sevdiğim için seven kişi benim. Yukarıda da aynı şekilde. Ya ben talep ettiğim için, sen talep ettiğin için değil, o talep ettiği için değil, annesi istediği için değil. Bizzat kendisi Saferde de kendisi yapmış. Burada da isteyen de kendisi, yolculuk eden de kendisi. İkisinde de tu yani. Burada ekra'u ikisinde de ene faildir. Ene işlemi yapandır kırmızı ile gösterilen meful lehlerin hepsini belirsiz mensup bir maslar olduğuna dikkat edin demiş. Yani farklı örnekler vermeye devam edelim demişler. Orada ona dikkat çekin demiş ama biz fazlasına da dikkat çekebiliriz bir defa. Daneten kelimesi nedir? Maslardır. Başka nekredir. Başka muzaf değildir. Başka fiilin köküyle aynı kökten gelmemiş yani. Fiilin kökünden bir mastar değil. Fiil yasumu, sa mesumu, savmun olurdu. Bu saat daha hiç ilgisi yok. Mesela bunda dağ var, ayn var. Bunda ne var? Ne dağ var ne da ayn var. Aynı kökten bir kelime değil bu. Dolayısıyla ilgili beş şah tuttuğu için bunun bu şekilde harfi cersiz olarak Karşımıza çıkması caizdir. Bir sıkıntı yoktur. İkisinin faili aynı mıdır? Yasumu el-müslü Müslümanlar uruş tutuyorlar. Niçin o Müslümanlar uruş tutarlar? Daha neten itaat olsun diye. Rabbim Rablerine. Bak niçin o Müslümanlar uruş tutarlar dedim. ile filiyi birlikte kurduğumda onun cevabı geldi yani. Daha neten itaat olsun diye. Demek ki faili aynı. Müslümanlar yani. Yeteveccehu eşşabu ilel camiati dalaben den ilmi. Talep kelimesi ile yeteveccehu incelediğinde dalaben kelimesi e, belirsizdir, mensuptur, mastardır, fiil ile aynı kökten gelmemiştir, muzaf değildir gibi beş tane şartı. Buradaki fiillerin, fiil ile mastarları incelediğimizde beş şartın tamamının da tuttuğunu kendiniz de görebilirsiniz. Bir de harf-i kullanım var. Yukarıda belirtilen şartların var olmadığı durumlarda master olan sözcük başına genellikle sebep bildiren li harfi cerrini almak suretiyle bu kez ya belirlilik takısı ile kullanılarak veya bir isme muzaf olarak mef'ulun leh olur. Dikkat! Eğer mef'ulun leh harfi cer almış ise bu yeterli değil. Aynı zamanda o mef'ulun lehe bir de eliflam takısı eklenmiştir. A şıkkı bu. B şıkkı hafizelli kullanmış, kullanılmış ise eliflam takısı yoktur da bir kelime muzaftır. Bu da olabilir. İki şık var. Harfi ile birlikte kullanılmış ise iki tane şık var. İki şıktan biridir yani. Peki harfi dolayı lafzan mecrur olan lafzan lafız telaffuz yani. Telaffuz, okuyuş, seslendiriliş, görünüş lafzan mecrur olan mef'ulun mahallen mensup olur. Mahallen bulunduğu konum, yer, mevki itibariyle mensuptur. Gözünle baktığında mensup değil, okuduğunda mensup okuyamıyorsun. Telaffuz mensup değil ama bu kelime mef'ul olduğuna göre tüm mef'ullerde mensup dediği bir kayda var. Dolayısıyla bu da nedir? Mensuptur. Yani diyebiliriz ki bir mef'ulun baktık ki mensup yazılmamış. O zaman ne diyeceksin? lafzan mecrur mahallen mensup. Mef'ul lehi her nerede sen mecrur olarak görürsen hemen ekleyeceksin. Lafzan mecrur evet mecrur olarak bunu görebiliyorum, telaffuz edebiliyorum, seslendiriyorum ama biliyorum ki bu mahallen mensuptur. Kafamızdaki bilgi bu olmalı. Örnek verelim. Hazartu li telbiyeti davetike. Davetine icabet etmek için geldim. Hazarafi tufair. <laughs> li telbiyeti. Bir defa telbiye kelimesi mefulu lehtir. Li yani harfi cebi başına bitişmiş. Kelimenin başında eliflam da yok. Dolayısıyla bu kelimenin muzaf olması gerekir. Zaten muzafdır. Daveti onun mecruru. Ti esteli zaten. O da onun kanıtı. K ise bir zamir ayrıca bitişmiştir. Kefin fetalı yazılmasına bakmayın yani. Zamirler mevnidir zaten o konu dışı. Li telbiyeti davetike. Ama bizim burada asıl üzerine durmaya çalıştığım şey neydi? Telbiyeti kelimesi mefhulü lehtir dedik. Ama bakıyorum ki başında harfi cer var. Dolayısıyla son harfi esreli. O zaman ne diyeceğiz? Lafzan mecrur ama mahallen mensup diyeceğiz. Surirtu tu li ikramike vayfe. Surir tu ben misafir ikramda bulunmandan dolayı sevindim. Surir tu ben sevindim niye? Likramike. sen ikram ettin diye. Kime? Vayfe misafire. Şimdi burada ne olmuş? Burada da olan şeyler aynı. Li harfi cerri bitişmiştir. Mef'ulü lehe ikrami. Mef'ulü lehe ikrami kendisinin lafzen mecbur olduğunu görmekteyim. Öyleyse mahallen mensuptur diyeceğiz. Kendisi elifle bitişmemiş. Demek ki kendisi muzaf. İkrami muzaftır. K muzafın ilehtir. Peki soru. Önce literviyeti inceleyelim. Şu an konu dışına çıkıyorum. Bir üst konuyla bağlantı kurmaya çalışacağım. Literviyeti kelimesi e, neden hafizceli kullanılmış? Harf kendisine neden gelmiş? Çünkü harfi cersiz kullanılabilmesi için bu kelimenin evvela muzaf olmaması gerekiyordu. Hatırlayın muzaf olmayacaktı, nekre olacaktı gibi şartlar vardı. Beş tane şart vardı. Telbi kelimesi muzaftır. Dolayısıyla e, mensup olarak gelemiyor. Harfi cersiz olarak gelemiyor. Aynısı ikram kelimesi için de geçerli. Kendisi muzaftır ikramın. Dolayısıyla harfi cersiz kullanılamaz. Li <laughs> musa'adetihim. Li harfi ''Musa'ede'' kelimesini ceretmiştir. Musa etmiştir. bu arada mefhur lehtir. -a -a aynı zamanda muzaftır. Hem muzafın ileh olmaktadır. Musaide lafzan mecrur, mahallen mensup, mef'ulu leh olmaktadır. Neden bu kelime e, harficer olan li kendisine bitişti? Çünkü musaide is ve lehimiz bizim an itibariyle muzaftır. Muzaf olmama şartı vardı. Harfi kullanılabilmesi için. o şart çiğnendiğinden kendisine harfi cer dahil olmuştur. Li teşciil l'amiline li harfi cer teşci'i mefhul lehtir. Mecrur olmuştur. Görüyorsunuz ama lafzlar mecrur. mahallen mensup. Kendisi aynı zamanda muzaftır. El onun muzafın ilehidir. Muzaf olduğu nerede anlıyorsun? Li harfi cere bitişmiş. E başka? Sadece bu bitişmiş. Eliflen bitişmemiş. Ha, öyleyse bunun muzaf olması zorunlu. Diye bunu anlayabilirsin. Ama li rağbeti. Burada harfi cere de eliflen de bitişmiş. Li el rağbeti demektir bu. Li el rağbeti. Bir tane li var. Bir de el rağbeti var. Li el. Gerisi önemli değil. Bu bu şekilde yazılmaz ama orada olduğu gibi yazılır yani. Li rağbeti o demektir. Lir rabeti, li el rabeti. Demek ki hem harfi hem de el takısı bitişmiş. Öyleyse bunun muzaf olmaması gerekir ki zaten muzaf değildir. Lirabti mef'ul lehtir. Aynı zamanda şunu da sorabiliriz. Lafzen mecrur mahallen mensup. Evvela bunu söyleyelim. Şunu sorabiliriz. Bu kelime neden harfi cerle kullanıldı? Çünkü an itibariyle kendisine eliflam bitişmiş. Beş tane şarttan bir tanesi de nekri olarak yazılmasıydı nekro olma şartı çiğnendiğinden kendisine eliflam yani kendisine harfi cer dahil olmuştur. Kendisi muzaf da olmadığından o zaman eliflamın dahil olması gerekir. Şu an tüm kuralları birbirine karıştırarak bir sağdan bir soldan gidiyorum hatta kuralları anlayabildiyseniz bu anlattıklarım şu an gayet net anlaşılıyordur. Ama kuralları henüz kavrayamadıysanız bu hoca bir oradan gidiyor bir buradan gidiyor diye bir karmaşa düşebilirsiniz ki düştüyseniz Hemen yukarı dönüp tekrar o kuralları bir gözden geçirin. Sonra videoya devam edin. اَعْمَلُ اَلْ يَوْمَا لِنَّجَاحِ Yarın başarılı olmak için bugün çalışırım. Emre <laughs> çalışıyorum. Ellerine bugün zaman bildiriyor. Öyleyse mef'ulü lehtir. Henüz başlamadığımız bir konu. Niye çalışıyorum? Lin <laughs> Başarmak. Başarılı olmak için. Ne zaman? Gaden <laughs> yarın. Bu da zaman bildiriyor. Öyleyse bu da mef'ulü fihtir. Birazdan gelecek. Lin necahi aslında nedir? Bu da li el necahi. Gerisi önemsiz zaten. Li el yani. Li el necahi. Li el bu şekilde yazılır. Li el böyle yazılmaz yani. Şurada olduğu gibi lin necahi diye yazılır. Eliflen bitiştiği için muzaf olmasına gerek yok. Burada ne diyor? E, Reflam takısı ile belirli derdi dolayısıyla lafzan mezur olsalar da mahallen turlar. Her zaman da li dahil olmaz arkadaşlar. Bazen de min gelir. Bunu anlatıyor. Beka et tiflu minel cu'i. Çocuk açtıktan dolayı. Bu sebepten ağladı. Beka ağladı et tiflu çocuk. Minel cu'i açtıktan. Minel cu'i. Bak min el cu'i. Ferra el lissu min el ikabi. Minel ikabi. Bir tanesinde de irabını yapmışlar. Belki daha fazlasını yapmışlardır. Derken buraya geldik. Mefulu fi. Şimdi diğer konumuz. El meful yapılmış bir iş yani yapılmış. Fi orada. Orada derken o zaman içerisinde veya o mekan içerisinde yapılan bir eylem. Mefulu fi bizim için ne ifade eder? Bir fiilin gerçekleştiği zamanı ve mekanı bildiren kelimeler. Demek ki mefulu fi. A şıkkı zaman bildirir. B şıkkı mekan bildirir. Hangisini bildirirse bildirsin. Ona sen mefulifi fi de yani. Bu kelime mensup bir isim. Yer veya zaman zarfları veya zarf öbekleri olabilirler. Mensup olması yine aynı şekilde. Başında harfi cer varsa mensup olmazsa farklı mesele. O zaman ne olur? Lafzan mecrur ama yine de mahallen mensup olur. Eğer başında harfi cer olursa. Harfi cer yoksa direkt zaten lafzan mensup olacaktır. Buna nerede veya ne zaman sorularını sorarak bulabilirsin. Arkadaşımın fakültenin önünde bir saat bekledim. Nerede bekledin? Fakültenin önünde. Ne kadar bekledin? Bir saat. Bir der mi? De bu olmuş olur. Bazı kelimelerin başına bulunma, kalma durum olan fi ki manası d'dadır. Ba ki bunun da bazen manası d'da olabilir. Bu harfi getirilerek mefuli fi olabilir. Salleytu salatel cum'eti fil mescidi Fil mescidi yazıyor ya fi sil bunun yerine bi yaz o da olur. Mana değişmez. Namazı pardon cuma namazını camide kıldım. Salleytu salatel cum'eti fil mescidi veya bil mescidi diyebilirsin. Çünkü bu durumda ba da tıpkı fa ile aynı manada de da olarak kullanılmakta. Bu şu demek değildir. Ba her zaman bu manaya gelir. Hayır. Ba bir sürü manası var. İşte fi manasında kullanılırsa, kullanılmış ise o zaman mefulü fi manası taşıyacaktır. Cuma namazını sen nerede kıldın? Camide. Cami bir mekandır. Öylese mi fi. İntazana bil mehabbati müddeten davileten. Durakta uzun süre bekledik. İntazana bekledik. Bil durakta. Nerede? Durakta. Mefulü fih. Ne kadar? Müddeten bir müddet. Mefulü fih. Davileten uzun bir müddet. Burası sıfat. Müddet kelimesi bir zaman manası ifade ettiği için mefulü fih olur. Şimdi mefulü fih olan zaman zarflarına bakalım demişler. Bir sürü de örnek vermişler. El an şimdi mesain akşam zaten şehran seneten ammen fehran asran zuhran sabahan müddeten gaden işan dehran gibi devam ediyor. Manaları da yanlarında zaten tek tek okumaya gerek yok. Çeşit örnekler verilmiş. Bir tanesini okuyalım mesela. Mesaine örnek. Sefenel taki mesaen akşamleyin görüşeceğiz takıyı görüşürüz, görüşüyoruz. Sefe nelteki görüşeceğiz. Ecek, acak manası katıyor. Sefe fiilin muzarinin başına gelip o muzariye gelecek zamana ait kılar. O yüzden muzariye ecek, acak manası verilir. Mesa en akşam akşamleyin. Ne zaman görüşecekmişiz? Akşam. Demek ki burası mefulü fihtir. Lahzaten bir saniye, şehran, bir ay, seneten, bir yıl. Bunların hepsi zaman manası ifade ettiği için. Mefulü fih olmaktadır. Kable, ba'de. Dikkat. Bir MC var burada dikkat çeken. MC, MC sin ile yazılıyor. Yani lafzen mecrur ama mahallen mensuptur. Kesre ile mevnidir. Hiçbir zaman için MC diye yazılmaz. su olmaz. Her zaman için MC. Mahallen mensup olduğunu unutmuyoruz. Lafzan mecrur yani okunuş bakımından, yazılış bakımından mecrur ama mahalli itibariyle mensuptur. Mekan zarfları emam, kuddam, halfe, vera'e, garp, cenub, şemal, havle diye devam ediyor. Marallar yanlarında yazıyor tek tek okuyarak. O zaman harcamamayı tercih ettim. Ama bir tanesini örneklerden okuyalım. Emame. Dikkat et emamen değil yani emame. Yakifu ve kafeden yakifu muzari olur. Yakifu duruyor. Durur. Erüstaz öğretmen emam Abdullah öğrencilerin önünde. Nerede duruyor? Öğrencilerin önünde duruyor. Öyleyse önünde kelimesi fihtir. Zaman mı Zamanlı, mekanlı. Öğrencilerin önünde durmak zamanla ilgili değildir. Mekanla alakalıdır. O zaman mekan zarfıdır. Ekser, kül, baz gibi kelimeler hem zaman hem de mekan için kullanılan zarflara muzaf olabilirler. Bu durumda kendileri mefûl fih olur. olur. Meş'erracül küllet darîli. Adam yolun tamamını yürüdü. Yürüdü nerede? Tarik yolda yürüdü. Yol bir mekandır. Mefulü fih olurdu ama kendisine kül muzaf olduğu için artık kül muzaftır. Bazı leyl gece demektir. Gece bir vakit bildiren bir kavram. Başına bazı gelmiş ona muzaf olmuş. Bu durumda bazı kelimesi mefulü fih olmuştur. Leyl değildir artık. Fi ve ba harfi cerleri de mefhunu fihlerin başlarında zarf anlamında en çok kullanılanlardan birisidir. Ta'lleme Muhammedun el-luvata el-arabiyeti fi camiatil enadul. Fi camiat. i fihtir. Ekamtu bil funduki. Otelde kaldım. Ba harfi cerri. Arapçada ba'de, kabla, inbe, beyne, vesat gibi bazı zarflar hem mekan hem de zaman zarfı olarak kullanılabilir. Bu cümlenin akışına bağlıdır. Okuldan öğleden sonra döndüm. Üttü minel medreseti ba'de zuhri. Burada neye bakacaksın? Ba'de inde, kable ve saat beyne. Bu zarflardan sol tarafına bakacaksın. Sol tarafta mekan mı var, zaman mı var? Burada zı, zuhur yazıyor. Zuhur öyle demektir. Öyleyse öyle bir vakittir. Yani mekan değildir. O zaman buradaki baide zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Taka'u medreseti baiden na'di. Taka'u bulunuyor medreseti okulum baiden <tık> na'di. Kulübün arkasında. Kulüpten sonra. Kulüp bir zaman mıdır? Yok bir mekandır. Yani öyleyse buradaki baide mekan olarak kullanılmış. Buradaysa zaman olarak kullanılmıştı. Neden? Sol tarafında zaman bildiren kelime var. Ya nada nadi sol tarafında mekan bildiren kelime var. Öyleyse sol tarafı bakacaksın. Zaman bildiren bir kelime mi var yoksa mekan bildiren bir kelime mi var? Nehar demiş mesela. Gün ortasında sıcaklık artar. Gün. Gün nedir? Bir gün 24 saattir zaman bildiriyor. Rasadar Medine. Medine bir şehirdir. Şehirse bir mekandır. Burada ise mekan bildiriyor. Demek ki vesat burada mekan zarfı. Bir üstte ise zaman zarfıdır. Beynel eşşabi. Eşşab otlar demek ki. Ot veya otlar bir mekandır. Zaman değildir. Çimenlik bir mekandır. Öyleyse buradaki beyne mekan manasında. Buradaki beyne ise zuhur ve esir yani öğle ile ikindi kelimesinin yanında kullanıldığı için onların sağında yer aldığı için öyle bir ikindi bir mekan değildir, zamandır. Dolayısıyla buradaki beyne de zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Bakalım burada ne anlatılmış? Bir tane daha dikkat var. Bir cümlede zaman veya mekan zarfı yani mefhulü olarak kullanılan bir kelime başka bir cümlede eylemin gerçekleştiği zaman mekanı göstermeyebilir. Kısaca şurayı bir okuyalım. El yevmu yevmu septi el yevmi kelimesi zaman bildiriyor mu? Bildiriyor. Bugün cumartesi günü. Zaman bildiriyor. Öylesi mefulü fihtir. Peşinde yine yevm geliyor. Yevm septe cumartesi günü demek. Bu da zaman bildiriyor. O zaman burası baştan sonra mefulü fihtir. Olur mu? Olmaz. Çünkü mefulü fih bir defa fiil cümlesinde var olan bir şeydir mef'ul yapılmış fihi onun içerisinde o vaktin içerisinde veya o mekanın içerisinde demektir bir kere mef'ul fih ne demek kelime olarak bilmek lazım bir eylem olmalı el yevmu gün yevmu septi bugün cumartesi günüdür el yevmu müpteda olur peşine gelen yem ise haber olur ve muzaftır es septi onun muzafın ileyhi olur Buradaki kelime direkt mefhulü fihdir diyemiyoruz. Çünkü cümle fiil cümlesi değil. Mefhulü fih olsun. Bir önceki mefhulü leh olsun bunlar. Fiil cümlesinin zorunlu olmayan ama yine de fiil cümlesinin ögeleridir. İsim cümlesinin ögeleri değildir. El yevme senet el imtihan. Buradaki yevm ise müptede veya haber değildir. Fiil cümlesinde bulunmaktadır. Nedhulu. hulu, ned Nedhulu fiildir, nahnu, gizli zamir, fail olur, el meful olur. Mefulu, fih olur yani. El-imtihan kelimesi de mefulu, bih olarak karşımıza çıkmıştır. Merhaba, ben Ali. Merhaba, ben Ali. el yevme Bakın el yevme el yevmu değil el yevme bugün vehebtu ben gittim iler medreseti okula. El yevme mefhulü fihtir vehebe fiil fail iler medreseti mefulibi Bugün okula gittim. Ne zaman? Sabah sabah vaktinde. Bu da diğer mefulibi Şuradaki mefulibi pardon şu, bu da mefhulü fihtir. İlk baştaki el yevme kelimesi de meful fih tam onu atlamışlar. Ve senavel tu ve ben yemeği yedim el gada'e öğle yemek yedim. Zuhran öğle vakti. Zuhur mefhulü zaman bildiriyor. Ete gittim. İller mektebeti kütüphaneye gittim. Asran ikindi vaktinde. Merhaba ene bu Merhaba ben Zeynep. Zehebtü gittim. İller mektebeti kütüphaneye. Ravbeten fil gra eti. Okumayı sevdiğim için. Celeste oturdum. Fil mektebeti kütüphanede ve garat okudum. Okudum. Bir something sessizce okudum diye hırsan ala hudu'il il mekan, sessizliği korumak için sessizce okudum sebep bu hırsan mef'ulu li ejlihtir rabeten de mef'ulu li ejlihtir irbit bil buhusi araştırmalarla ilişkilendir bahsun buhusun araştırmalar Ebu Firas el-Hamdani Ebu Firas el-Hamdani adlı kişi işliyoruz onun hakkında bilgi. İsmuhu onun adı kimdir? El Haris Subnu Sa'i Dibni Hamdan. O kişinin adı budur. Ve, ve o bahsetmiş olduğumuz Haris bin Sa'id bin Hamdan kimdir ama? İbnu Ammi Seyfi Devle El Hamdani. Seyfu Devle El Hamdani'nin amcasının oğludur bu bahsettiğimiz kişi. O da kimdir? Emirat Devleti el-Hamdaniyeti fi Halep. Halep'te bulunan Hamdani Devleti'nin emiridir, yöneticisidir, prensidir. Kâne Ebu Firaz, Ebu Firaz idi, neydi? Şücaen, cesaretliydi, harebe savaştı, Er rume Rumlara karşı defaen, defalarca veya müdafaa etmek için, aner İslamı, İslamı. Ve eser ruh ve esir aldılar hu onu merateyn iki defa. Lakin fakat İbn-i Ammihi amcasının oğlu yani amcasın oğlundan maksat da Seyfe devleti Seyfi devle ne yaptı? Gaddeme sundu. Tevhiyyatin fideler ödüller ödül fideler sundu hediyeler sundu kebiratan pek çok fidaen lehu onun serbest kalması için Hatta ta ki böylece temekkene mümkün oldu, kurtarıldı. Min itlaki serahihi. Böylece serbest bırakıldı. Ve bu firas şairun meşhurun. Ebu firas meşhur bir şairdir. irdir. el mütenebbi. Mütenebbi bir şair adıdır. Onun rakibidir bir yerde. El mütenebbi adlı şair buna şahitlik etti. Şehide şahit oldu. Lehu ona kim el mütenebbi mütenebbi adlı kişi ne şahit olmuş tam olarak? Bi cevdeti şiirihi onun yani Ebu Firas'ın şiirinin harika olduğuna şahitlik etmiştir. Ve lem yuhavil mübaratuhu fi şiiri onun şiiri hakkında ileri geri konuşmamış şiiriyle yarışa girmemiştir. Niye? İhtiramen lehu ona hürmet ettiği için saygı olsun diye. İhtiram nedir? Mefhulü lehtir. Kale Ebu Firas, Ebu Firas dedi, söyledi, çeşitli şiirler söylemiş. Eş'aran adileten, pek çok şiirler söylemiştir. Ve hu, o fil esiri, esir olduğu halde. Esir iken yani. Ve kad sümmiyet adlandırıldığı Tilkel kasaidu bu kasideler bir rummiyyati. El Rummiyat diye adlandırılmıştır. Meşhurdur Google'a yasak çıkar. Ve tüvfiye ve vefat etti ve o şabun genç iken. el ve selasine seneten 37 yaşında olduğu halde. 37 yaşındayken vefat etmiştir. Bazı lefali el müstamileti ma'l hurufil cer. Hafe cer ile birlikte kullanılan bazı fiiller. temededen sonra ala gelecek. Bir kimseye güvenmek manasına gelecek. İ'temede ya temidu. de olabilir. Emri olabilir. Fark etmez. Burada olduğu gibi yan yana olabilirler veya araya başka bir kelime girebilir. Bunu biliyorsunuz. Ya temidu ala araya kelime girmiş ve fiil muzari olarak kullanılmış. Tehaddesa an bir şeyden bahsetti. Tahannese an araya kelime girdi. Tahannese an araya kelime girmedi. İkisi de mümkün. Fekkara fi bir konuda düşündü. Fekir fi hadel mevzu'u ceyden. Bu konuda iyice düşün. Fekir fi. Yani fekirden sonra fi geliyor. Lam değil. Ta'avveda ala. Ta'avvedtu ala. 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 Arapçada kalıp ifadeler. Minel an fesaiden. Bundan böyle. Bundan sonra şöyle şöyle şöyle. Minel an fesaiden. Edrusu el arabiyete ekser. Bundan böyle Arapçaya daha çok çalışacağım. Çalışacağım. Ne zamandan sonra? Bundan sonra. Bundan böyle. Umarım kaldıktan sonra değildir. Hayyâke Allahu Allahu yuhayyike Allah sana ömür versin manasına gelmekte aynı zamanda sağ olasın da diyebilirsin. Allah yuhayyike de ne demekmiş? Sana da yani sen de sağ ol demektir. Ahiran verese ahiran son olarak son verirken cümleme konuşmama şöyle şöyle şöyle. Kıraatun fil mektebeti. Kütüphanede. Kütüphanede geçen bir kıraat okuma. Ene yani ben dalibun bir öğrenciyim. Nerede? Fi külliyeti terbiyeti. Terbiye fakültesinde. Yani eğitim fakültesinde. Ben bir öğrenciyim. Nerede? Fakültede. Mefulü fi. Edrisu ders görüyorum, okuyorum. Fi kısmı lügatın arabiyeti, Arap dili bölümünde okuyorum. Nerede? Fi kısmı lügat. Mefulü fi. Vahib bu ben severim. Seviyorum külliyeti kesiran. Fakültemi çok seviyorum. Fi külliyeti te yazmış ama t olmalı. Fi var çünkü. Fi külliyeti bizim fakültemizde vardır. Ney? Mektebetun. Bir kütüphane hem de kebiratun büyük. Ne tarafta bu? Vi canibil mezami lokanta yönünde. Canip. Mekan bildiriyor. Mefulu ha o kütüphane mektebetun râiatun hoş güzel bir kütüphanedir. Nerede bu biz gideriz ileyha oraya ne zaman? Bade zuhri öğleden sonra. Bade zaman zarfı. Külle yevmin hem de her gün. Külle de zaman zarfı. Bale ben, bu da mefuru leh olmakta. Baleben lil kıraet okumak için gideriz. Nerede bu gidiyoruz niye? Bale ben lil kıraet. Sebep bildirdiği için mefuru lehtir. Ve fi vesadil mektebeti ortasında vardır. Ortasında tu cedu bulunur. Tabilatun masalar ki kesiratun çok. Aleyha o masalların üzerinde vardır. Ney? bu <laughs> Bilgisayarlar. Yumkinuna. Bizim için mümkündür. Bir <laughs> O bilgisayarlar aracılığı ile el araştırmak bilgisayarlar vasıtasıyla araştırmalar yapabiliriz. Anil kütübü kitaplardan el o kitaplar ki nuriydi biz istiyoruz. Ha onları istediğimiz kitapları araştırabiliriz. Huna ki orada tuğcedi bulunur el kütübü kitaplar felga Rufu -ki". rufu kelimesi raflar manasına gelmekte. Rafların üstünde, üzerinde. Fevk, mefulü fi olmaktadır. Mekan bildiriyor çünkü. Yeti gelir ba'du dullabi öğrencilerin bir kısmı geliyor. İler mektebeti kütüphaneye geliyor. Niye? Lil ittila'i göz atmak için aller kütübi kitaplara el muhtelifeti farklı farklı çeşit çeşit kitaplara bir göz atalım diye gelenler de vardır. Ve yatalil bahsi anil meraci'i kaynaklardan araştırma yapmak için gelenler vardır. Barzudullabi öğrencilerin bir kısmı tuğuna geliyorlar. Müzareketi, müzakereti ders çalışmak için. Fel mektebetu kütüphane nedir? Mekanun un sessiz bir mekandır. Yufellilu tercih ediyor hu o kütüphaneyi. Abdullabi öğrenciler. hep ben gittim emsi dün zaman bildiriyor. Lafzen mecrur mahallen mensup zaman zarfıydı unutmuyoruz. İller mektebiyeti kütüphane dün gittim. sabahın sabah vaktinde. Bu da bir mefurileh oldu o zaman. Sebep bildiriyor. Pardon. Vakit bildiriyor değil mi? Sabah vakti diyor. Mefhulü fihtir Dolayısıyla. Ve celestu ve ben oturdum. Meynen nafideti vel babi. Kapı ve pencere arasında. Meyne. Mekan bildiriyor. Mefhulü fihtir Ve garatu okudum. Saaten bir saat zaman bildiriyor. Mefhulü fihtir fi kitabı tarihi tarih kitabı okudum ve stem tartu ve stem faydalandım hoş vakit geçirdim bir marifeti tarihi ve danina vatanımızın tarihini öğrenme sebebiyle hoş zaman geçirdim Sümme sonra raeytu gördüm sadigi arkadaşımı yeclisi oturuyor iken nerede fil arkada mekan bildirdi ve o kişi arkadaşı yani. E'adde yu'iddu. Hazırlıyordu bahsen bir araştırma. Nurdu emsi. Dünden beri bunu yapıyordu. Fe bunun ardından onu görmemin ardından. Ve hep ben gittim ilehi oraya onun yanına yani. Râbeten fit ma'hu. Onunla konuşmak için gittim. Sebep bildirdi tehaddes <laughs> na biz konuştuk bir savte bir sesle öyle ses ki nun kısık yani sessizce konuştuk niye muhafazata muhafaza etmek için sebep bildirdi alel hudu'i sessizliği korumak muhafaza edebilmek için biz de sessiz konuştuk sonra saat tu ben yardım ettim hu ona hangi konuda fi cem'in bilgileri toparlaması konusunda nereden minel meraci'i kaynaklardan. Sümme sonra haracına biz çıktık mektebeti kütüphaneden asran içinde vaktinde mi diyeceğiz? Hayır. içmek için. Ve şeribna ve biz içtik eşşaye çay. Fil megha kafede kafeteryada. Nerede ki kafeymiş bu? Emamel mektebeti kütüphanenin önündeki mekan bildirdi. Sümme sonra da ben davet ettim. Sadigi arkadaşımı. Niye? sebep bildirecek. Litenavu <laughs> litta'ami. Yemek yemek için. Nerede? Fil evde. Mekan bildirdi. Ne zaman? Mesain akşamleyin. Bu da zaman bildirdi. Derken tenavenna <laughs> edda'ame. Biz yemek yedik. Ve <laughs> cittehenna. Ve biz çalıştık. Saateyn. <laughs> iki saat. Bu da zaman bildirdi. Neyden sonra? Ba'lit <laughs> da'ami. Yemekten sonra. bu da zaman bildirdi. Hatta ta ki ekmenna. Biz tamamladık. Erbahse. <laughs> Araştırmayı tamamladık. Bitirdik. Ferhan sevindi sadiqi arkadaşım kesiran hem de çok sevindi. Ve şekara teşekkür etti. ve o arkadaşım ni bana. Ala daveti davetimden dolayı. Ve müsaadeti lehu ve ona yardımımdan dolayı. Ve ade döndü ila beyti evine mesruran sevinmiş olarak sevinçli olarak. Neyden sonra? Bayda en gavayna. Biz geçirdikten sonra. yemen bir gün geçirdikten sonra. Saiden mutlu bir gün. Nerede mutlu bir gün geçirdikten sonra evine dönmüş? Beyner mektebeti ve beyti. Ev ile kütüphane arasında mekan bildirdi. Güzel bir gün geçirdikten sonra evine gitmiş. Muhtaratun minemsalil arabi. Yedake ev keta Fuke nefah kendi düşen ağlamaz. Yazhaku vahike yazhaku kesiran men yazhak ahiran. Son gülen iyi güler. Et tedribatu alıştırmalar. Uygun seçeneği bulup noktalı yeri doldurun diyor. Yusalli salla yusalli el müslimune. Müslümanlar namaz kılarlar. Li Rabbi Rablerine ne olsun diye. Tecmil mi? Hübben mi? İhtirame? Dalame? Daeten. itaat olsun diye kılarlar. Vehebe yezhebu et dullabı öğrenciler gider ila camiyeti. Üniversiteye niye gidiyorlar? Dalabenlin ilmi. ilim öğrenmek için giderler. Mefhurilehler geliyor sürekli. Ve kafe es -sa nokta nokta nokta. Ve kafe durdu es saigü sürücü lil müşati Yayalar için Müşat yürüyen kişiler yayalar için sürücü durdu ihtirame saygı olsun diye Ve zait dağıttı el belediyeti belediye el verdete gül dağıttı niye? Tecmilen güzelleştirmek için lil medineti şehri Geriye hubben kaldı zaten. Orası da burası olmalı. E, ben ziyaret ederim. El mektebete kütüphaneyi hubben lil metali'eti. Metali'e okumak demek. Okumayı sevdiğim için. İkinci bölüm. Devamlı cevaplardan yapalım. Parantez içinde verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurun. Aynı şey. Hazartu li telbiyeti davetike. Hazartu ben geldim li telbiyeti davetike. Davetiyenize uygun davranmak için. Surirtu sevindim li ikramike. Sen ikram ettiğin için. Allah bayfe misafire. Tu kaddemu el-cevaizu. Kaddemu verin, sunun. Kaddeme, yukaddimu, tukaddimu, tukaddemu verilir. El-cevaizu ödüller, li teşci'il kütabi. Yazarları cesaretlendirmek için, teşvik etmek için ödüller verilir. 4- Saferd ile harici rağbeten fil diraseti. Safertu, ben yolculuk yaptım. İler harici, yurt dışına. Niye? Rahmeten okumak için. Fidraseti okumak için. Beş, e'melü ellevme linnacahi geden. ben çalışıyorum. Ellevme bugün. Niye? Linnecahi başarılı olmak için. Geden, yarın. Bu zaten daha önce geçmişti. Hangisi yine gelmelidir? Uygun olan hangisidir? diyor. yekifu durur el imamu imam el musalli namaz kılanların emame önünde yecri eşşartiyu şurtiyu yecri koşuyor cera yecri eşşurtiyu polis hal fellissi hırsızın arkasından burada bunlar var mı yok ama fark değil baktık acaba mekana tutturamadık. Artık biz buradan devam edelim en iyisi. Orada yer farklı sanırım. Burada kable kullanılmış. Tevavva'e. Tevavva'tu ben abdest aldım. Kable salatı zuhri. Öğle namazından önce. Orayı buldum bu arada. Kable olması gerekir. Seyeb de u başlayacak. Bede yebdu sevdu dersu tarihi tarih dersi saatin bari saatin veya kabla saatin leylen saatin olamaz sabahın olamaz emsi saatin olamaz kabla saatin veya bari saatin kabliyi buraya kullandığıma göre bari buraya kullanmam gerekir. Mi bakalım ne demiş evet bari saatin bir saat sonra. Hel yezheru el kameru كل külle yevmin القمر el kameru ay gözükür Devamına baktığımda e, Buraya uygun değil sanki Leylen külle yevmin Burada yok ki Biraz fazla şey katmış buraya Değil mi? Yani tek bir seçenek seçmen lazım Leylen Leylen devamı Devamı yok burada ama Buradaysa var fazladan kelime eklenmiş Tuşriku eşraka yuşriku tuşriku. Tuşriku eşşemsu. Tuşriku doğar eşşemsu güneş sabahın sabah vaktinde. Zehep ben giderim ile sugu çarşıya maa üsreti ailemle birlikte emsi dün gitmiştim. Zehep dün gitmiştim. Az önceki yer şimdi geldi. İmam namaz kalan önünde durur. Emame olması gerekir. Cera yecri eşşurtiyyü halfel dissi. Hırsızın arkasında polis koşuyor. tu nahvel muallimi. Öğretmene doğru baktım. Ve o yeşrahu ed dersi şerh ediyor. Anlatıyor, yorumluyor iken. Ekam Ömer Ömer indena usbu'an. Ekam kaldı Ömer indena yanımızda usbu'an bir hafta. Recetu ben buldum en de paraları tahta tavileti masanın altında. Burada kırmızı olarak çizilen yerler hem ilgili kelimelerden hangisi seçildiğini göstermekte. Aynı zamanda bunlar mefulü fih, mefulü fih, mefulü öylesine seçilmiş kelimeler değil yani. İ'temede ya'temidu ta'temidu'dan sonra ala tahaddese'den sonra an fekkara'dan fi ta'avvede ala yine fekkara'da fi'nin kullanıldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Türkçe çevir, Arapça'ya çevir bölümü Ali misafirine olan sevgisinden dolayı ona ikramda bulundu. Ekrama Ali'yunu vayfuhu hübbelle onu sevdiği için ona ikram etti. Bekaya, tüfllü min al çocuk korkudan, yani korktuğu için ağladı. Min el kafî, mefur le, hübün mefur le. İştu fil kahireti seneteyne, Kahire'de iki yıl yaşadım. Ne kadar yaşadım? İki yıl. Nerede? Kahire'de. İki tane mefurifih var. Güneş doğudan doğar. Teşruku, teşruku, el şamsu min el meşrği. Güneş doğudan doğar. Doğu tarafından. Yani mefulü ne oldu? Fih oldu. Mekan bildiriyor. Araba evin arkasındadır. Es seyyarat vera'e. Vera'e mekan bildirmektedir. Dolayısıyla mefulü fih olur. Ve hep türler mektebeti bahsen anir Konuyu araştırmak için bahsen kelimesi mefulü leh olur. Nereye gittin sen? Kütüphane. O zaman o da mefulü fih olur. Dün akşam anneme telefon ettim. Ne zaman? Akşam ve dün. İkisi de mefulü fihtir. Vesale el kıtaru ila enkarate zuhran. Tren öğleyin yani öğle vakti Ankara'ya vardı. Ne zaman? Öğle vaktinde. Nereye? Ankara'ya. İkisi de mefulü fihtir. Turistler müzenin önünde toplanıyor. Neyin önü? Müze. Emam kelimesi mefulü fihtir. Geceleyin hastaneye gittim. Ne zaman? Geceleyin. Leylen mef'ulü pardon mef'ulü fih oldu. İrabı hakkında hangi bilgi doğrudur demiş. Bu sorulara geldi herhalde. Ve Allah'tu el kitabe dâhil el hakîbeti. Ve Allah'tu ben koydum el kitabe kitabı nereye koydum? Dâhil el hakîbeti. Dâhil kelimesi mef'ulü bihtir. Mensuptur, şudur, budur diye anlatmaya devam etmiş. 9'da yine bir soru var. Hübben kendisi alakalı. Burada 11'inde minel an bundan sonra la tezhebi sen gitme sen gitmeyeceksin. Burada bir bayana yönelik nehyet yasak koyma söz konusu. Bundan böyle ile sugu çarşıya vahdeki tek başına çarşıya bundan sonra gitmeyeceksin diyor. Ehsenti ya Fatıma hayya killa. Ehsenti. aferin ya Fatıma tu. Aferin Fatıma hayya kille. Allah seni yaşatsın. Minel ani fesaiden bundan sonra len ebbuha fil beyti. Lan edbuha asla pişirmeyeceğim fil evde. Sen kuru biz yiyeceğiz. Fiha bel medami. Şu lokantada. Burada tüm cümlelerin manası önemli değil belki. Minel alife sahiden ne demekti? Hayya killah ne demekti? Bunlar hatırlamak daha önemli de olabilir. El ale şu anda fehim tu anladı ver mevzuya konu. Şükran cezilen çok teşekkür ederim. Hayya ki Allah ya ebi oğlum Allah seni yaşatsın can sağlığı versin. Akhiran ve akhiran. Son olarak uğrayı istiyorum. Enne gule demek. İnne şüphesiz ki ni ben mesruratun. E, cidden gerçekten de mesrurum. Sevinçliyim. Bi marifetikum. Sizi tanıdığım için. Sadece sorular kalmış. Sorularına bakalım. Hangisi zaman zarfıdır? Zuhran. Öyle vakti. Zaman bildirir. Emam önünde, vesat orta, fevk altı, half arka. Bunların hepsi mekan zarfıdır. Zaman zarfı değildir. La tüfekhir nokta nokta nokta. Hangi harficer gelirdi? Fi gelirdi. Fiha değil meseleti. Şu meselede kafanı yorma yani. Demek ki Ceyhan. İki. Altı çizili kelimelerle alakalı bilgiler. Hubben. Daha önce geçti. Neydi? Ve fulun lehti. Hani şu an manaya bakmadım bile. Nerede var mefur ne? Şurada var. Bitmiştir. Hübben çünkü sevdiği için diyor. Hafiztu ben ezberledim. Bağba ba süveyri. Sürelerin bir kısmını. El kasira ama kısa sürelerden bir kısmını ezberledim diye. Hübben sevdiğim için. Fil Kur'an'ı Kur Kur'an'ı. Kur'an'daki sürelerden kısa olanların bir kısmını sevdiğim için ezberledim ve emere fis sevabi ve sevabı umduğum için hayal ettiğim için tezheru en nucumu nokta 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 bir tane zaman zarfı arıyoruz tezheru aşikar olur görünür en nucumu yıldızlar ne zaman gözükür leylen geceliğin gözükür bitti usbuğen hafta yevmen gündüz seneten bir yıl şehran bir ay gözükür ikinci ay gözükmez mi yine gözükür leylen 3 ne getirilemez buraya diyor. Za kara yuzakiru etullah bu yuzakiru ders çalışıyor, müzakere ediyor. Etullah öğrenciler <laughs> nokta 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 fin necahi başarı noktasında bir şeyleri var bunların ne var acaba? Halfen <laughs> korktukları için fin <laughs> necahi başarılı olma noktasında bir korku taşıdıkları için Baleben istedikleri için, talepleri olduğu için fin necahi, başarı noktasında emelen hal ettikleri için, hümmen sevdikleri için, rağbetten yine sevdikleri için. Burada hafen kelimesi doğru cevaptır. Haf korkmak fin necahi, başarı hususunda bir korku taşıdıkları için öğrenciler ders çalışmaktadır. 7. Evgaftus seyyarate nokta 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 Burada doğru seçenek hangisi olmalıdır? Emamel babi. Emame önünde demek. Emamel babi kapının önünde otomobili durdurdum. Beynel babi. Kapının arasında. Kapının arasında arabayı durduramazsın. Muhtemelen sığmaz oraya. Fevk altında demek. Hala üstünde tahta altında. Kapının altında araba sığmaz zaten. Önünde kapı önü. 4. Anlamlı bir şekilde cümle kurmak isteseydik buraya ne getirirdik demişler. Litelbiyeti davetike tamlaması daha önceden geçmişti zaten. Litelbiyeti davetike. Telbiyeten değil yani. Neden değil? Bir defa daveti kelimesi mecrur. Daveti mecrur. Öyleyse buraya getireceğim kelimenin muzaf olması gerekir. Mütemiden muzaf olamaz. Temin almış. Aynısı bu kelime, bu kelime, bu kelime için geçerli. Yalnızca A şıkkı için geçerli değil. Dolayısıyla Adana'nın bulunması zorunlu. Aynı zamanda e, buraya getireceğimiz lehin sol tarafındaki kelimenin mecrur olabilmesi için lehin harfi cerli kullanılması. Eliflamsız ve harfi celi kullanılması gerekiyor ki bu mefur ile aynı zamanda muzaf olabilsin. Bu yüzden Adana zorunludur. 8. Tevavvattu. Ben abdest aldım desek. Kabre salatil fecri sabah namazından önce derdim herhalde. Dolayısıyla denizli derdim. Sabah namazından sonra ama biraz saçma olurdu. 9 ve 10'a bakalım. 9'u bayağı bir geniş tutmuşlar bir cümle verilmiş ve bunun muhtemel anlamı evet anlamı sorulmuş. Tera sen görürsün ennas insanlar yani tezrune beklerken, emame Babil, metami lokantanın kapısının önünde öyle ikindi akşam beklerler hatta sabah bile niye yani boş bir sofra masa bulup biz de girip bir şeyler yiyebilir miyiz diye beklediklerini sen bunu görürsün. İnsanların içeride boş bir masa bulabilmek için öyle ikindi akşam hatta sabahleyin lokantanın kapısının önüne beklediklerini görürsün. Bursa doğrusudur. Adana insanların içeride bir masa bulabilmek için herhangi bir masa değil ama boş masaydı bu. Maideten, haliyeten, hali kelimesinin manasını vermedin sen. Bir masa değil, boş bir masa. Herhangi bir masa zaten var içeride. Adana olamaz. Ceyhan, İnsanlar boş bir masa bulabilmek için öğle ikindi akşam hatta sabahleyin lokantaların kapısının önünde beklerler değil. Beklediklerini görürsün. Tera. Dolayısıyla Ceyhan'da olamaz. Denizli görüyorsun. İçeride bir masa. Boş bir masa. İçeride boş bir masa bulabilmek için öğle ikindi akşam ve sabah Lokantanın kapısının yanında diyor bu defa. Emame önünde demişti. Yanında değil. Dolayısıyla Edirne'de olamaz. geri hangisi kaldı? Sadece demek ki Bursa doğrudur. 10. Noktalı yere hangi harfler gelmektedir? yani ya dudan sonra ne gelir? Ala gelir denilmişti. Kitapta işlenmişti. Böylece bu üniteyi de tamamlamış olduk. İnşallah finale yönelik, final sınavına yönelik tüm ünitelere toparlayan bir video çok yakında çekmeyi hedefliyoruz.